Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün cheesecake'in akrabası olan Lor Cake tarifi vermek istiyorum arkadaşlar. Hem de çikolatalı tarif. Daha doğrusu şöyle diyelim. Ben lor peynirini çok sevdiğim için ve çok faydalı olduğunu inandığım için cheesecake'i lor kullanaraktan yapmayı karar verdim. Bunun için gereken malzemeler şöyle. Biliyorum masa gerçekten çok kalabalık çünkü 3 aşamadan oluşacak. Ama hiç panik olmayın. Hepsini tek tek videonun altına açıklamasına yazacağım arkadaşlar. Şimdi yine de saymak istiyorum. Alt tabanı için, cheesecake'imizin alt tabanı için 100 gram kadar una ihtiyacımız var. 25-30 gram kadar şöyle yarım çay bardağı deyin. Yarım çay bardağı kadar toz şekere ihtiyacımız var ve 100 gram buzdolabında duran yani sert tereyağına ihtiyacımız var. Daha sonra orta hani lor kekin olduğu katman için 600 gram loru kullanacağız arkadaşlar. En uygun olanı o. Pürüzsüz oluyor çünkü. Ben manda loru kullanıyorum. Siz normal lor da kullanabilirsiniz. Daha sonra 140 gram kadar çikolatamız var. Benim şöyle sütlüyle bitter çikolatası karışık. Ama siz sade sütlü veya sade bitter çikolatası da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize bağlı. 150 miligram kadar yani bir su bardağı kadar bir parmak az süt kullanıyorum arkadaşlar. 180 gram kadar şöyle tepeleme bir su bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası. Yine dilim sürçtü, kusura bakmayın. 3 yemek kaşığı tepeleme kakao olacak arkadaşlar. Ben biliyorsunuz çikolatalı ve kakaolu tatları çok seviyorum. Onun için biraz abartıyorum. 3 adet yumurtamız var arkadaşlar. Bir de 200-250 gram civarında en yağlı olan %30 yağlı olan kaymak kullanıyorum. Yani yok, bunu doğru söylemem gerekiyor. Krema arkadaşlar. Pakette krema kullanacağız. Bir de üçüncü aşaması da ganaj için arkadaşlar. Şöyle tabakta hazırladım. 100 gram sütlü çikolata kullanacağım. 40 gram kadar bu kadarcık bir parça tereyağı kullanacağız ve şöyle çay bardağının yarısı kadar, yarısından biraz az. Yani 5 yemek kaşığı olarak yazayım ben arkadaşlar size. Çünkü öyle ölçtüm. 5 yemek kaşığı kadar da ganajına süt kullanacağız. Şimdi arkadaşlar birinci aşaması için şöyle orta katmanın malzemesini kaldırıyorum. Şöyle 100 miligram benim kabım. Yani yaklaşık su bardağının yarısı diyelim. Şöyle bunu alıyorum kabıma. Ve 50 gram kadar buzdolabında bekleyen tereyağım vardı. Onu böyle rendeleyeceğim. Bularsak daha iyi rendelenir. Evet, rendeledikten sonra biraz da toz şeker ilave edeceğim. Yaklaşık 25-30 gram civarında böyle ölçmüştüm arkadaşlar. Şöyle size göstermiştim. Toz şekerimi de ilave ettikten sonra güzelce bunları
ovalayacağım. Ve böyle topak topak bir hale getireceğim bunları. Evet arkadaşlar, şöyle un, şeker ve tereyağı karşımızdan böyle topak topak bir hamur elde ettim. Şimdi bunu kabıma aktarıyorum. Bunu niçin yapıyoruz arkadaşlar? Mesela diyelim ki bir tatlı için, cheesecake için, herhangi bir cheesecake için bütün malzemeleriniz tamam ama alt tabanı için bisküviniz kalmamış. O an elinizde bulunmuyor ve çok geç saat olabilir veya markete gitmek istemiyorsunuzdur. O zaman alternatif olarak böyle bir yol izleyebiliriz diye paylaşmak istedim. Böyle bardağın tabanıyla ya da elimiz yardımıyla güzelce yayabiliyoruz. Benim kabım 24 çapında bir kek kalıbı arkadaşlar, bunu da belirteyim. Evet, bunu böyle güzelce yaydıktan sonra bunu buzdolabına gönderiyorum. Ne olur ne olmaz diye altından akmasın fırında diye de şöyle folyo ile kapattım arkadaşlar. Şimdi buzdolabına gönderiyorum ve ara, yani lor katmanlı olan bölüme geçeceğiz. Evet arkadaşlar, kaba şöyle çikolatamızı alıyoruz. Ve üzerine ısıttığımız sütü ilave ediyorum arkadaşlar. Zaten hemen eriyecektir. Bakın böyle eriyor zaten. Şimdi lorumuzu kaba ilave ediyoruz. Sırasıyla toz şekerimizi. Ve kaymağımız. Kaymak diyorum, ikide bir arkadaşlar, kusura bakmayın. Kremamızı ilave ediyorum. Ve bunu el blenderıyla kolayca çırpıp arkadaşlar böyle pürüzsüz bir hale getirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, malzemeleri karıştırdık güzelce. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi 2 yemek kaşığı nişastamız vardı. Onu ilave ediyorum. Ve 3 yemek kaşığı kadar kakaomuz vardı. Üç adet de yumurtamız var. Şimdi tekrardan bunları güzelce çırpacağım. Evet arkadaşlar, lor kullanarak hazırladığımız cheesecake harcı hazır arkadaşlar. Ben de buzdolabına koyduğum alt tabanı hazırladığım kaba alıyorum ve oraya güzelce aktarıyorum. Şöyle üzerini düzelttikten sonra şöyle boş kalmaması için şöyle yapalım arkadaşlar ve önceden 180 derece ısıtılmış fırında pişirmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar, lor kullanarak hazırladığım
Çikolatalı cheesecake'im. Pişti arkadaşlar. Bakın orta kısmı böyle sallanıyor. Bu normal. Pişmemiş anlamına gelmiyor kesinlikle. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirdikten sonra 150'ye derecesini indirerek bir 15 dakikada öyle pişirdim. Sonra da kapısını yarım açarak soğuyana kadar fırında beklettim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir kenara böyle alalım ve ganaşımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle daha önceden ölçtüğüm çikolatayla tereyağını kabına alıyorum ve benmari usulü bu çikolatayı eriteceğim arkadaşlar. Daha sonra da sütü ilave edip ganaş hazırlayacağım. Evet, ganaşı hazırladım arkadaşlar. Şimdi dışarıda beklerken lor kekimiz de böyle üzeri biraz çatladı. Ganaşı da üzerine gezdiriyorum bolca. Ve arkadaşlar buzdolabına gönderiyorum lor kekimi. En az 5-6 saat kadar dolapta kalmasında fayda var arkadaşlar. En azından ben bir gece bekletmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Lor'la yaptığımız ekonomik cheesecake'imiz hazır arkadaşlar. Son görüntüsüyle de paylaşmak istedim. Şöyle bir dilimi çıkarmak istiyorum. Bakın çok güzel görünüyor. Şöyle çok güzel yumuşacık bir dokuya sahip arkadaşlar. Ve çok da besleyici oluyor. Çünkü içinde 600 gram kadar biliyorsunuz lor kullandık. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. Sizin de beğeneceğinizden eminim. Eğer halen bir sebepten kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.